Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz General Mobile Era 50 ve Era 30 cep telefonlarını inceleyeceğim. Bildiğiniz üzere General Mobile ülkemizin önemli markalarından bir tanesi ve uzun yıllardır telefon üretiyor. Hatta bir döneme damgasını vuran Discovery modelini muhtemelen hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu modelden sonra marka birçok farklı telefonlarda üretti ve markanın en son modellerinden ikisi olan Era 30 ve Era 50 bana teste geldi. Her zaman olduğu gibi ben bir fiziksel görünümden başlamak istiyorum. Aslında telefonlara önden baktığımızda her iki telefon da birbirine benziyor. Fakat önemli bir fark var. Önden baktığımızda kamera deliklerinin bir farklı olduğunu görüyoruz. Era 30'da damla çentik kullanılırken Era 50'de delikli bir çentik tercih edilmiş. Yani kamera tasarımı bu şekilde. Bunun dışında aslında önden bakıldığında aralarında çok da büyük bir fark yok. Sadece Era 50'nin ekranı biraz daha büyük arkadaşlar. Her iki telefonun da sağ yan yüzüne baktığımda arkadaşlar aslında aynı benzer bir tasarım bizleri karşılıyor. Güç açma tuşumuz ve ses açma kapama tuşlarımız bulunuyor. Her iki telefonun da sol yan yüzünde sim kart yuvası bulunuyor ama Era 50'de bir de özel bir tuş var. Marka buna dinamik buton adını vermiş. Buraya çeşitli fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Yani bir kere tıklayınca bu olsun, iki kere tıklayınca bu olsun gibi bazı fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Bunun detaylarını ilerleyen dakikalarda vereceğim. Arka taraflarını çevirdiğimizde ise yine benzer bir tasarım bizleri karşılıyor. Üçlü ve oldukça büyük ana kameralar arka tarafta yer alıyor ve neredeyse arka üst kısmın böyle 3'te 2'lik bir alanını bu kameralar kaplamış durumda. Büyük büyük kamera yuvalarını görüyoruz. Bu kamera yuvaları da köşeleri yuvarlatılmış bir kare içine alınmış arkadaşlar. Bunun dışında telefonların arka yüzeylerinde de bir General Mobile yazısını görüyoruz. Alt kısımları çevirdiğimizde ise arkadaşlar her iki telefonda da 3.5 mm kulaklık çıkışı olduğu görülüyor. Ayrıca hoparlör delikleri ve USB bağlantısı da yine alt kısımda yer alıyor. Üst kısımda Era 50'de önemli bir fark var. Era 50'de stereo hoparlör bulunduğu için üst kısımda da hoparlör delikleri var. Era 30'da herhangi bir şey bulunmadığını belirteyim. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. İki tane telefonu anlattığım için özel bir tablo hazırladım arkadaşlar. Bu tabloda iki telefon arasındaki farklar kırmızı olarak işaretledim. Era 50'de en azından farkları görmez açısından. Ve bu tabloya baktığınızda da siz de her iki telefonun tüm özelliklerini net bir şekilde görmüş olacaksınız. Şu anda ekranda tabloyu görüyorsunuz. General Mobile Era 50'nin ekranı 6.78 inçlik IPS teknolojisine sahip. General Mobile Era 30'da ise bu değer 6.6 inç arkadaşlar. Era 50'de ekran çözünürlüğü haliyle daha yüksek, 2460'a 1080 piksel. Era 30'da ise 1600'e 720 piksellik bir çözünürlük var. Her iki telefon da 90 Hz yenileme hızına sahip. PPI değerleri ekranın ise 395 iken Era 50'de, Era 30'da 269. İşlemci tarafında da farklarımız var. İşlemci tarafına baktığımızda ise arkadaşlar General Mobile Era 50'de MediaTek'in Helio G88 işlemcisi kullanılırken Era 30'da bu işlemci G36 oluyor. RAM tarafında Era 50'de 6 GB RAM varken Era 30'da 4 GB. Her iki telefonda da RAM'leri sanal olarak artı 6 artı 4 olmak üzere arttırabiliyorsunuz. Depolama tarafında Era 50'de 128 ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Era 30'da ise sadece 128 GB seçeneğinin olduğunu söyleyeyim. Her iki telefonda da microSD kart yuvası bulunuyor. Era 50'de microSD kart yuvası 1 TB'e kadar destek sunarken Era 30'da 256 GB'e kadar destek sunuyor. Kamera tarafında ise Era 50 50 megapiksel artı 2 megapiksel artı 0.08 megapiksel olmak üzere üçlü bir kameraya sahipken benzer bir kamera dizilimi yine Era 30'da da yer alıyor arkadaşlar. Ana kameranın video çözünürlüğü 1080p 30fps. Her iki telefonda da ön kamera Era 50'de 32 megapikselken Era 30'da 8 megapiksel. Ön kameranın video çözünürlüğü de yine 1080p 30fps her iki telefonda da. Kamera çentiklerinden bahsetmiştim. Era 50'de delik şeklinde bir çentik varken Era 30'da damla çentik tercih edilmiş. İşletim sistemi anlamında her iki telefonda da Android 14 var. Pil kapasitesi her iki telefonda da 5000 mAh. Kablolu şarj desteğine baktığımızda Era 50 33 watt destek sunarken Era 30 18 watt sunuyor. Her iki telefonda da parmak izi okuyucu var ve güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Her iki telefonun ağırlığı da 187 gram. Stereo hoparlör sadece Era 50 modelinde var. NFC her iki modelde de var. Dinamik buton sadece Era 50'de bulunuyor arkadaşlar. Ve fiyatlara baktığımızda Era 50'nin 128 GB'ın fiyatı 9599 TL iken 256 GB'lık kapasiteli sürümün fiyatı ise 9999 TL. Era 30'da ise zaten bir tane kapasite seçeneği var. O da 128 GB. Onun fiyatı ise 7599 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Era 50 ile başlamak istiyorum. Kullanılan işlemci MediaTek Helio.
geliyor G88. Oldukça iyi bir işlemci aslında. Uzun yıllardır farklı telefonlarda da karşımıza çıkan bir işlemci. Çeşitli sentetik testler yaptım ben bu işlemciyle. Bunları şimdi size ekranda gösteriyorum. Günlük kullanım açısından herhangi bir sorunu olan işlemci değil arkadaşlar bu. Sosyal medyada gezinmekten, işte bankacılık işlemlerine kadar ya da işte WhatsApp'ta mesaj göndermekten, internette dolaşmaya kadar birçok işleminizi bu işlemci gayet güzel bir şekilde yerine getiriyor. 6 GB RAM var. 128 ya da 256 GB'lık sürümler olduğunu söylemiştim. Bana gelen sürüm, yani Ereğli'deki sürüm ise arkadaşlar 256 GB'tı. Fazlasıyla yeterli aslında bu donanım olarak baktığımızda. RAM'i sanal olarak 6 GB daha ekleyebiliyorsunuz. Elbette bu fiziksel RAM gibi olmuyor ama fayda sağladığını söyleyebilirim. Ben cihazı kurduğum andan itibaren 6 GB'ı bir 6 GB daha ekledim. Bu da performans istenen durumlarda size fayda sağlıyor. İşletim sistemi olarak baktığımızda Android 14 işletim sistemiyle geliyor. DDoS isimli bir arayüz var. Bu arayüz bana Google'ın stock Android'ini hatırlatıyor aslında. Çok da benzeyen bir tasarım var, onu söyleyebilirim. Kullanımda gayet kolay, herhangi bir sıkıntısı yok ve zaten eğer daha önce stock bir Android telefon kullandıysanız bu telefonu da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Güncelleme konusunu merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Güncelleme tarafında General Mobile ile konuştum. Bir tane Android güncellemesi alacak, yani Android 15'i alacak bu her iki telefonda. Bir de 2 yılda güvenlik güncellemesi alacağını bilgisini verdiler. Hem Era 50 hem de Era 30 için geçerli bu bilgiler. Oyun tarafında Era 50 sizi yarı yolda bırakacak bir telefon değil. Evet, oyun konusunda üst düzey iddialı bir telefon değil ama birçok oyunu oynayabilirsiniz. PUBG'den tutun da işte mesela Asphalt 9 yükledim, oynadım. Oynayabiliyorsunuz. Elbette çok yüksek grafik isteyen, çok yüksek sistem kaynağı isteyen oyunlarda bu yüksek grafiklere ulaşmanız biraz zor ama günlük ihtiyaçlarınızı görebilecek bir seviyede her oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar Era 50 modeliyle. Az önce fiziksel özelliklerde bahsettim. Era 50'nin yan üstünde bir tuş var dedim. Bu tuşa istediğiniz çeşitli fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Dinamik buton olarak geçiyor bu ve menüde özel bir bölümü de var bununla ilgili. Ayarlara girdiğinizde orada bir buluyorsunuz bunu. İşte tek tıklandığı zaman şu açsın, iki kere tıklandığı zaman bu olsun, basılı tuttuğun zaman da şu olsun gibi çeşitli fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Yani mesela kameraya atayabilirsiniz ya da başka bir özelliği. Buraya atadığınız zaman o özellik aktif hale geliyor tek bir dokunuşla. Bence güzel olmuş. Yani böyle farklı değiştirilebilir, kişiselleştirilebilir tuşların olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Era 50'de de böyle bir özellik var. Era 50'de stereo hoparlör özelliği olduğunu söylemiştim. Bunu bazen soruyorsunuz. Özellikle de söylüyorum ben de. Stereo hoparlör var bu üründe. NFC var. Belki merak edenler olur. Çünkü bu NFC bence önemli. Artık her telefonda olması gerektiğini düşünüyorum ben bu teknolojinin. NFC özelliği var. Bu arada bu telefonda bir de FM radyo özelliği var. Tabii kulaklık takmanız gerekiyor. Bu arada kutusundan kulaklık da çıkıyor. Pek kalmadı kulaklık verenler biliyorsunuz. 3.5 mm'lik bir kulaklık da çıkıyor ki zaten 3.5 mm girişi de olduğunu söylemiştim. Bu kulaklıkla birlikte çünkü anten görevini görmesi için kulaklık takmanız gerekiyor radyoyu açtığınızda. Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani internet dışında bir FM radyo modülünün olması bence güzel bir özellik. Era 50'de ekran yenileme hızı 90 Hz. Benzer şekilde Era 30 modelinde de 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı olduğunun altını çizeyim arkadaşlar. Ekran yenileme hızının böyle olması özellikle oyun ya da film izlerken fayda sağlayacağı anlamına geliyor. Gelelim General Mobile Era 30'a. Era 30'da G36 işlemci kullanılmış. İşlemci gücü açısından baktığımızda çok yüksek bir işlemci olmadığını söyleyebilirim. Ben bu işlemciyle ilgili çeşitli sentetik testler de yaptım. Ekranda onları da sizlerle paylaşıyorum. Bu işlemciye göre bence aldığımız sonuçlar normal arkadaşlar. Ve bu işlemciyle oyun vesaire de oynayabilirsiniz ama hani çok büyük beklentiniz olmasın. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü bazen böyle hani ya o işlemci olur mu? İşte şöyle yapayım, böyle yapayım, onu alacağım ama bunu alırım deniyor. Evet ama fiyatına göre baktığımızda G36 bence yeterli bir performans sunuyor. Zaten daha yüksek performans isteyenlerin farklı modellere, işte Era 50'ye veya farklı modellere yönelmeleri gerekecektir diye düşünüyorum. 4 GB RAM'imizi sanal olarak 4 GB daha arttırabiliyoruz. Yani 8 GB'ı yükseltebiliyoruz. Tabii ki bu Era 50'de söylediğim gibi fiziksel RAM kadar bir etki sağlamıyor ama yine de özellikle böyle performans isteyen uygulamalarda işe yarayacağını söyleyebilirim. Ve şunu da altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Bu Era 30 modeli özellikle çok büyük beklentisi olmayan telefondan kullanıcılar için iyi bir telefon. Yani internete gireyim, sosyal medyada dolaşayım, alo diyeyim, SMS atayım, WhatsApp'tan mesaj atayım. Böyle özellikle yaşı büyük olan sevdiklerimizin, akrabalarımızın, işte annelerimizin, dedelerimizin kullanabileceği bir performanslı telefon. Böyle bakarsanız daha mantıklı olur. Büyük beklentiye girip ya onu alacağım ama bunu alırım gibi karşılaştırmaların ben çok doğru olmadığını düşünüyorum.
gelelim kamera tarafına. Her iki telefonda da benzer bir kamera menüsü bizleri karşılıyor. Hatta bir tanesini elime alayım. İşte General Mobile Era 50 elime alayım arkadaşlar. Size göstereyim kamera menüsünü de. Kamerayı açtığımız zaman bizleri fotoğraf bölümü karşılıyor. Burada 1 ve 2 olmak üzere zoom girme özelliği var. Daha sonra videoyu açıyoruz. Gece modu var. Tabii ki sadece ana kamerayı kullanabiliyoruz gece modunda. Film modumuz var. Burada özel efektler ve videolar yapabiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. Portre modumuz var. Hem ön hem arka kamera için. Güzelleşme modumuz var. Ve daha fazla bölümüne girdiğimizde burada bir sürü seçenek var. En azından Era 50 için söylüyorum. Filtre var. AI emoji var. Dinamik fotoğraf var. Pro video, spor, fonksiyonel, profesyonel mod, panorama, ultra net görüntü kalitesi, ağır çekim, hızlı çekim, makro ve akıllı tarama modların olduğunu söyleyeyim. Genel olarak baktığımda kamera menüsü daha önceki General Mobile telefonlara fazlasıyla benziyor arkadaşlar. Üçlü bir kameramızın olduğunu söylemiştim. 50 megapiksellik f1.8 diyaframlı ana kameramıza 2 megapiksellik f2.4 diyaframlı bir ikinci kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüklü f2.4 diyaframlı üçüncü bir kamera eşlik ediyor. Ön kameramız Era 50 için 32 megapiksel çözünürlük sunuyor arkadaşlar. Her iki telefonda hem ön hem arka kameraları 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. Era 50 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir ana kameraya sahip olmakla birlikte 108 megapiksele kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekme imkanı da sunuyor. Bunu da ana menüden daha fazla seçeneğe tıkladığınız zaman gelen menüde ve buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Era 30'un kamera menüsüne bakacak olursam aslında ona da girdiğimde hemen hemen aynı bir kamera menüsü beni karşılıyor. Yine fotoğraf bölümümüz var, video bölümümüz var, gece modumuz var, daha sonra film var, portre var, güzelleşme var ve daha fazla bölümüne girdiğimizde yine burada da çeşitli ek fonksiyonların ve özelliklerin bulunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin her iki telefonla çektiğim fotoğraf ve video örneklerini bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. General Mobile Era 50'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum arkadaşlar. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. İzlemekte olduğunuz bu videoyu General Mobile Era 30'un ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps kayıt yapıyor arkadaşlar. Gelelim pil özelliklerine. Her iki telefonda da arkadaşlar 5000 mAh'lik bir pil var. Era 50'de 33 Watt, Era 30'da ise 18 Watt'lık adaptörler kutusundan çıkıyor. Bunlarla birlikte telefonları şarj ediyorsunuz. Ben yaptığım testlerde Era 50'de 8 saatlik bir süre buldum. Benim öngörüm Era 50 ile yaklaşık 1,5 günü rahat bir şekilde geçirirsiniz arkadaşlar. Era 30 modelinde ise PC Mark testinde 11 saat 54 dakika gibi oldukça iyi bir değer buldum. Bu da 2 güne yaklaşan bir pil ömrünü gösteriyor bizlere. Her iki telefonun da bence pil ömürleri yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. En azından sundukları özelliklere göre. Era 30 modelinde de NFC özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bence bu güzel bir özellik. FM radyo özelliği var. Stereo hoparlör bulunmuyor Era 30 modelinde. Era 50 ile hemen hemen benzer özellikler sunuyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Gelelim fiyat konusuna arkadaşlar. Her iki telefonun da fiyatlarını teknik özellikler tarafında söylemiştim. Era 50 9599 TL ile 9999 TL arasında bir fiyat etiketine sahip. Burada fiyatın değişkenliğinin sebebi 128 ya da 256 GB depolama alanına sahip olması göre değişiyor. Era 30 ise 7599 TL. Bence sunduklarına göre fiyatların makul. Ancak şöyle bir durum var. Ülkede enflasyon olduğu için yeni çıkan telefonların fiyatları birazcık yukarıdan çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra zaman içinde biraz daha aşağı iniyor ki muhtemelen bu iki modelde de böyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu indirimleri kovalayın derim ben. Bu indirimleri yakalarızda telefonun fiyatları daha da makule gelecektir. Era 30'u özellikle ve özellikle arkadaşlar aile büyükleri için öneriyorum. Telefonla oyun oynamak vesaire gibi işlemler yapmayacak olan ve günlük ihtiyaç
görsün. WhatsApp'tan mesajımı atayım. Alo diyeyim, SMS göndereyim tarzında beklentisi olanlar için güzel bir telefon. Era 50 ise biraz da oyun oynayayım. Arada böyle çeşitli fotoğraflar da çekerim. Güzel fotoğraf da çeksin. En azından fiyatına göre söylüyorum. Beni yarı yolda bırakmayan bir model olsun diyenler için önerebileceğim bir telefon olmuş. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Era 30 ve Era 50 cep telefonu özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. Sizden de küçük bir ricam var. Kanala yeni keşfedenler için söylüyorum bunları. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala daha önceden abone olanlar da bir kontrol etsinler. Kanala aboneler mi? Abone değillerse abone olursanız çok sevinirim. Abone olanlar da yorum yazabilir, videolarımı paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.